özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidi Sport sunar. Türkiye'den dünyaya nitelikli cam ihracatı yapan Emin Glass Trivela Sporu sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda Nesine ikincilik Beyaz Grup'ta 13. haftada oynanan maçların sonuçlarını Furkan'la beraber konuşacağız. Furkan öncelikle merhaba. Merhaba Metan. Birbirinden önemli maçlar oynandı hı hı. cumartesi ve pazar günleri Beyaz Grup'ta. Sarıyer Batman Petrol spor. haftayı karlı kapatan takımlar oldular özellikle zirve hattında beyaz grupta. Altın Ordu Sarıyer Batman Altın Petrol Ordu spor. da kesinlikle aynen. Kastamonu Spor, Beykoz derin yaralar alan takımlar oldular. İskenderun Spor da aynı şekilde beraber kaldı 2-0 öndeydi Adana çünkü. Adana'yla e, Erzincan'ı yara alan takım olarak görmüyorum ben artık. Çünkü bir artık Erzincan'ın zirve şansı hiç kalmadı. Hoca gitti, oyuncular kadro dışı bırakıldı. Hı hı. Maddi sıkıntılar derken Erzincan'da maalesef ciddi problemler var. Sarıyer en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 3 yaptı biliyorsun. Haftaya 1 evet. puan farkla girmişti Kastamonu Spor'la. Kastamonu Spor bugün Trakya'da çok ağır bir mağlubiyet alınca Martılar en yakın rakipleri Altın Ordu'yla 3 puanlık bir fark yaptılar. Hı hı. Onu belirtelim. Ben bir hatırlatmaları yapayım. Tabii. Ardından cumartesi pazar oynanan toplam 9 maçın sonucunu konuşalım. Konuşalım. İzleyicilerimiz ilk olarak maç tahminlerimizi ve analizlerimizi ayrıca spor haberlerini golvar.com'dan takip edebilirler. Kanalımızda bulunan videoların altında açıklama kısmında golvar.com'un linki mevcut. Oraya tıklayarak bizi golvar.com'dan takip edebilirsiniz. Ayrıca kanalımızdaki videoları abone olmadan izleyen izleyicilerimizden ricamızdır. Kanalımıza abone olun. Videolarımıza da beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Bir de bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Instagram, Twitter ve Facebook'tan Sporttribela hesaplarını takip edin diyelim. Son olarak da şunu ekleyelim. Artık YouTube'da canlı yayınlarımıza başladık. Evet. Furkan'la beraber haftada en az 2 ya da 3 gün akşamları canlı yayınlarımız olacak. Bu canlı yayınlara da tüm izleyicilerimizi bekliyoruz. Bizlere desteklerinizi Ayrıca e, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Tabii çünkü yayına başladığımız evet. anda anlık bildirim geliyor. Tıklayarak da hemen yayına katılabilirsiniz. Onu söyleyelim. Bir de bizi özellikle Instagram'dan, Twitter'dan e, takip edin. E, orada da bilgilendirmeleri yapıyoruz akşam yayınımız olacak evet. diye YouTube'da. Haberdar olursunuz Aynen hani öyle. en kötü oradan da yine. Onu Hı -hı. belirtelim. Zorlu maçlar oynandı baya. Evet. Kritik maçlar vardı. 3 tane maç da açıldı biliyorsun hafta. Cumart evet. Cumartesi günü başladı. 3 tane maç. E, biz Altın Ordu Trabzon maçıyla başlayalım. Tamamdır. Özellikle dün bu arada İnegöl Batman maçı çok ilginç bir maç oldu. Bembeyaz bir et, ortamda kaldı. aynen öyle Bursa'da ilk konuşacağımız maç İzmir'deydi. Bu sezonun başarılı ekibi Altınordu kendi evinde 1461 Trabzon Futbol Kulübü'nü ağırladı. Olcay Hoca ve öğrencileri 3-0 öne geçtikleri maçı 3-1 kazanarak haftayı çok iyi kapattılar ve Spor'un mağlup olduğu haftada ikinci sırada tamamladılar 13. haftayı. Altın orduna galibiyeti getiren golleri 2 golü Kenny Uzun 1 golü de Kaan Baysal kaydetti. Açıkçası baktığımızda Olcay Hoca ve öğrencileri mütevazi bir kadroyla çok iyi performanslarını devam ettiriyorlar. Trabzon cephesinde ise istikrarsız grafik devam etti. Neler söylersin maçın sonucu için? Şimdi şöyle bir nokta var. Ee... Güzel bir maç oldu. Öncelikle Altın Ordu'nun galibiyetini tebrik ediyorum. Tabii ki. Güzel bir galibiyet. Önemli bir galibiyet. Kritik bir viraj. Çünkü biz Kastamonu Spor maçını yorumlarken şunu söylemiştik. Kastamonu Spor maçını kaybederse her an e, şeyde kalabilir. İkinci sıranın altına hatta dördüncü sıraya falan düşebilir demiştik. Aynen. O noktada oldu. E, ve beklediğimiz gibi maçı kaybedince Altın Ordu'da kazanınca otomatikman bu sefer Altın Ordu haftayı ikinci sırada kapattı. Onlar için değerli bir hafta oldu. E, Doğru. Önemli bir hafta oldu. Bence 3 da fazlası oldu diye düşünüyorum. İkinci sırada değerli çünkü. Değerli direkt finale kalıyorsun Aynen. ve hani Altınordu'nun zaten bu sene direkt finale kalması bile çok büyük başarı. Yani Sarıyer ikinci bitir finale kalırsa o zaman Sarıyer için sıkıntı olur bu. Batman Petrospor için sıkıntı olur. Ama Altınordu için sıkıntı olmaz. Altınordu şu gün gelip play dışında kalsa gene sıkıntı olmaz Aynen. çünkü zaten beklenti yoktu takımda. Olcu hoca şu anda büyük bir başarı imza atıyor oyuncularla beraber. Evet. Özellikle tebrik ediyorum. E, Trabzon tarafı için zaten çok konuşulacak bir noktası yok. Çünkü Trabzon'un kadrosu belli, yapabilecekleri belli. Biz de maçtan önce zaten Altınordu tarafındaydık. Beklediğimiz gibi doldu. Altınordu'nun galibiyetini tebrik ediyoruz. Trabzon'un devre arası 2-3 tane, 4 tane kaliteli isimleri koyup hem önümüzdeki sene için hem de bu sene ikinci devrede bazı maçları çözmesi için alıp bence e, kafasını rahatlatması gerekiyor diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Ben de sana katılıyorum Trabzon konusunda. Senle aynı görüşteyim. Altın Ordu'nun attığı ilk golde de kaleci Serhat'ın attığı degajda Kenivar'a asist oldu top biliyorsun. O da güzel değerlendirdi bunu. Kaleci Serhat da asist yapmış oldu bu maçta onu belirtelim. Attığı uzun topta. Altın Ordu çok iyi gidiyor gerçekten ve Olcay Hoca da çok iyi yönetiyor takımını Tabii. yani bunu söyleyelim. Çok başarılı bir altın ordu var ya şu ana kadar. Ya gençlerle beraber iyi bir kimya oluşturdu hoca Aynen şu anda. Aynen öyle. Ee, hani çok böyle yüksek maliyetli oyuncular yok. Yok. Ee, bu ligimizde oynamış belli oyuncular var. Kaan Baysal, Eren Tokat gibi Mete var. oyuncular var. O yüzden baktığımız zaman da e, altın ordu da şu anda hoca. Gerçekten çok ciddi anlamda iyi bir kimya oluşturmuş durumda. Ve iyi gidiyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Bence bu maçla ilgili tek büyük bir sıkıntı var. Emircan'ın kırmızı kartta oyun dışında kalması. Ya Emircan Allah aşkına dakika 72'de oyuna giriyorsun 82'de atılıyorsun ya. Evet doğru. Ya 72'de giriyorsun 5 dakika sonra sarı kart görüyorsun. 5 dakikadan sonra da bir de 7 dakika geçiyor yani 12 dakikada 2 sarı kart atılıyorsun. Hani nasıl aynısını Eren Tunalı'ya konuştuk Bursa Spor'da. Burada da işte Emircan'a konuşuyoruz. Bu nedir ya? Aynı. Hocam mecburen de oyuncu değişti yapmak durumunda kaldı ama orada biraz bekleyeyim dedi. 3-0'dı zaten. Doğru. Gitti 87'de de Sami çıkarttı. Hasan Berat aldı. Yani orada eğer maç ya tek farklı olsaydı ne olacaktı? Örnek biliyorum. Riske girerdim aslında. Şimdi sen kazandığın zaman da bu olumsuz noktayı kapatmayacaksın, göreceksin. Bir de oyuna sonradan giriyorsun, eline bir şans geliyor. Bu kadar da kötü kullanılmaz Hayır, ki yani. maç derim ki kafa kafaya gidiyordur. Girdin, kaldıramadın, atıldın. Ya 3-0 öndesin, neyin iki tane sarı kartını gördün yani? Yani neyin iki tane sarı kartını gördün? Ya gerçekten işte bazen oyuncular için ben buna kızıyorum. Diyorlar ya genç oyunculara şans verilmiyor diye. Al veriyor sana 10 dakikada iki sarı kart görüyorsun. Senin olumlu hareketi yapman gereken kırmızı kartta oyun dışında kalıyorsun. Bunun açıklanabilecek bir şeyi yok zaten. Yok hiçbir şey yok. Yani Emircan'ın yaşına bakalım 23 yaşındasın. Defans oyuncususun bir de. Yani Çok da oynayan oyuncusun. bir oyuncu değil. Bir şans buluyorsun Aynen. hata yapıyorsun. 8 öyle. maça çıktı bir tane katkılarıyla devam ediyor. var. Süresi çok az zaten. 130 dakikaya yakın oynadı yani düşük. Aynen maç başına 23, dakika bile 14, 13, 14, 15 falan. 15, 14, 15. Düşün, aynen öyle. Altın Orduyu ve Olcay olcağı olcağı özellikle tebrik edelim. edelim. Çok kıymetli bir galibiyetle haftayı kapattılar. Evet. Bir diğer maça geçelim. İskenderun Spor Adana maçı. Tamamdır. İskenderun Spor kendi evinde Adana 0-1 futbol kulübünü ağırladı Cumartesi günü. Maç Hatay'da oynandı biliyorsunuz. Önemli bir mücadeleydi. Şundan dolayı iki takım da. Filioff'u zorluyor. Adana 0-1'in hedefi hatta şampiyonluk. Bunu biliyorsun Başkan Menderes Kutlu da söylüyor Sayın evet. Başkan. Ev sahibi ekip daha 8. dakikada 2-0 öne geçti mücadelede. Ki bu sezon iyi parlayan bir öcü Mehmet Maniş ile öne geçtiler. Hı hı. Ardından Kadir Turhan 2-0 yaptılar skoru. Adana 0-1 FK ise 2-0 geriye düştükten sonra... Samet Ali'nin penaltıdan attığı golle tecrübeli forvetinin ki Samet Ali 8 gol oldu bu yıl evet, bu arada. Kemal Rüzgar'la aynı gol sayısına sahipler bu grupta. İkinci yarıda da genç defans oyuncusu Yiğit Demir'in attığı golle maçı 2-2 bitirdiler. Adana cephesinin hakemlere çok büyük tepkileri var bu maçtan sonra. Hatta bugün kulüp bir yazılı açıklama yayınladı biliyorsun biz de paylaştık. Aynen. Ben de onlara katılıyorum. Ee, hakem hataları vardı bu üç maçta. 3 tane verilen net penaltı var. Yani 3 tane net penaltı var. Adana'nın. Aynen. Aynen öyle. Açıkçası baktığımızda bence güzel bir maç oldu. İskenderun tabii 2-0 öne geçti, geçip hani skoru koruyamadığı için bence ciddi bir kayıp yaşadı ama baktığımız zaman İskenderun da hani zaten üst düzey bir kadrosu yok. Hı hı. Adana daha iyi kadroya sahip olan taraf. Adana bir de son 2 hafta 4 puan kaybetti. Evet. Trabzon deplasmanı. Bir de bu maç. Neler söylersin 2-2'lik sonuç için? Ya zaten Adana'nın iki maçı çok zor demişti. Kritik viraj. Ee, geçemediler bu kritik virajı evet. ve zirveyle 7 puanlık fark oluştu liderle. 3 maç. İkinci sıra Altınordu'yla da 4 puanlık fark oluştu. Adana'nın zaten şu anki mevcut kadrosu zirveye götürmeye yetmez. Zaten bunu hep söyledik. Ee, Adana'nın yapması gereken tek bir şey var. Devreye maksimum 5-6 puan geride girerse kendisi o zaman devre arası 6 tane kaliteli transfer yapması lazım şampiyonluk yolunda. Tabii. Ancak o şekilde şans yüksek olur dedik ama iki deplasmandan puan kaybı geldi. Bir de ilk devrinin sonuna doğru da Sarıyer deplasmanları var. 8 Aralık pazar günü evet. Yani o yüzden Adana'nın yani acilen tekrardan seri galibiyetlere başlayıp puan kaybı yaşamadan o Sarıyer maçına kadar gitmeleri gerekiyor. İskenderun Spor'da da bence ilk yarının sonunda ciddi anlamda bir konsantrasyon şey konsantrasyon sıkıntısı oldu. 2-0 öndeler. Zaten devre bitiyor dediler. Ya bir anlık işte konsantrasyon eksikliği. işte penaltı pozisyonuna sebep oldu. 2-1 zaten soyunma odasına girdi Adana. Bir tık daha morali girdi. Bir de ikinci ara erken gol buldular. 2-2'ye geldi Yiğit Demirli ama ardından gol çıkmadı. Ben burada da e, Gürkan Hoca'yı eleştireceğim. O hoca değiştiren hoca çok geç yaptı. Yani Ömer Gül'le Ender Gör 84'te ikisi oyuna girdi. Yani hoca orada biraz daha erken davransaydı İskenderun Spor lehine daha iyi olabilirdi. Tam tersinden de Özkan Yıldırım Allah aşkına dakika 90'da iki tane sarı kart görüp atıyorsun ya. Ya bu hafta birçok oyuncunun yaptığı hareketler, görmüş olduğu kırmızı kartlar net olarak ee, telafisinin olmadığı, özrünün olmadığı hatta nedenini açıklanamayacak kırmızı kartlar. Bazen dersin ki adam gole gidiyordu indirdim son adamdı gol atmasın diye kırmızı kart gördüm dedim anlarım. Veya işte ikili mücadele olur Yanlışlıkla adamın üstüne düşersin, ne bileyim dirseni çarpar, bir şeyin olur görürsün ama birçok pozisyon bu hafta oyuncuların hatasıyla görülen kırmızı kartlar. Ne düşünüyorsun? Bir de Özkan bu takım için önemli bir oyuncu. Adana 0-1 FK'nın tecrübeli futbolcularından biri. Ben önemli görmüyorum şu anda Biliyorsun sezon başında yorumlamıştım. <laughs> Özkan Trabzon'da da oynadı biliyorsun 1461 Trabzon'da. Almanya patentli bir Aynen. futbolcu. Kurbetçi oyuncu. Menemen'de de oynadı. Evet. E bu söylediğim takımlar ne? Hepsi şampiyonluğu oynuyordu o sene. Ama Özkan hiçbir zaman bence öyle üst düzey oyuncu olmadı. Bu benim kendi görüşüm ben bu sene iyi oynadığını Buraya geldiği ama. zamanda da ben söyledim. Yani Adana 0-1'de şöyle dedim. Zirve oynayan takımların oyuncusu değil yani Özkan Yıldırım. Ya Özkan Yıldırım şu anda sezon başı Batman, Sarıyer, Van Spor seriye gene aynısını söyledim. Çünkü Trabzon'da da zaten söyledim. Geçen sene Menemen'de de söyledim. Bunu herkes biliyor. Ben bu kadro için önemli görüyorum Özkan'ı. Ama hani... Adana'da hedefler şampiyonluk açısından bakıyorum. Yani onlar şampiyonluk ya diyor onlar ya. öyle Ben de ama... karşında bakıyorum. Özkan değil. Ya Adana öyle diyor da bence ben kendi adıma şöyle bir yorum yapayım. Bana göre Adana'da şampiyonla oynayacak takımlarda bir tane oyuncu var direkt oynayacak Selim Ilgaz. Samet Ali Kaydı. O da sağlam bir Selim Ilgaz. Samet Ali geçen sene Kastamonu'da hiçbir şey yapamadı. Ama bu burada yapar dedik yapıyor bak. Ama şöyle Adana... Çünkü geçen sene en büyük yanlış neydi biliyor musun Kastamonu'da? Oynayan oyuncuyu sen bozdun. Yusuf Türk iyi oynarken sen adımı ne yaptın? Hoca aldı kulübe attı. 9-10 golü vardı biliyorsun ilk devre. Samet Ali koydu. Zaten dedi yapamaz çünkü oradaki beklenti yüksekti. Burada Adana'da beklenti şöyle yüksek değildi. Sezon başı kurulan kadro anlamında söylüyorum. Hani tamam yönetim hedefi belki şampiyonlukta ama biz ne diyorduk hep? Hala aynısını söylüyoruz. Bu takım şampiyon olamaz diyoruz. Bu kadro olamaz. Bu kadro olamaz. Evet. Ama bunun üstüne tabii ki önce devreye 6 puan geride girmen lazım maksimum. Devre arasında 6-7 tane kaliteli transfer. Yani şampiyonluğun havasını bilen, ee, o takımlarda oynamış, hala iyi durumda olan oyuncular noktasında. Samet Ali Kaya'nın da ben burada memleketi de olduğu için o çıkışı yapacağını düşündüğümü söylemişim hatırlıyorsan. Öyle de oldu. Hatta ben bunu Selim Ilgaz için bile söyledim. Ben çünkü Selim'i beğenmiyorum. Son döneminki o düşüşünden dolayı Selim de aynısını yapıyor. Ama diğer noktada baktım mı Berat Ali genç bitik artık kaç yıldır. Berat Ali doğru. Özkan Yıldırım iki tane takım da oynadı olmadı. Alakkuş Çorum'a gitti. işte şeye gitti neydi? Kastamonu'ya gitti. Kastamonu'ya gitti. Hani hep beklentiler oldu mesela olmadı bir türlü. Ali yani, düşüşte. Olmadı. Bak zaten Ali burada düşüşte. da kulübede. Aynen. Yani formayı alamıyor. Hatta ben sana daha ileri gideyim. Fatih Somuncu bile her sezon istikrarlı oynayan bir oyuncu. Bak Fatih. Çoğun Fatih al e, git Sarıyer'e, Batman'a götür nokta derim. Hem karakterli hem istikrarlı bir oyuncu. Ama Özkan noktasına baktığım zaman da ben böyle görüyorum. Tabii sen farklı düşünüyorsun. O Yok görüşün. ben Özkan'ı şöyle görüyorum. Bu kadro için. Yani bence Adana'nın hedefi şampiyonluk. Ya şöyle Adana ben direkt şampiyon olacağım diyebilir. Ama bence Adana direkt şampiyon olacak bir kadroya sahip değil. Tabii şu değil. An değil zaten. En fazla plüofa kalacak bir kadrosu var. Özkan'ın da en fazla plüofa kalacak kadro için hı hı. yeterli olduğunu düşünüyorum. Ben gene aynı görüşümü söyleyeyim. Bana göre Adana'da Selim Ilgaz dışında direkt şampiyonla oynayacak takımda bir oyuncu hı hı. yok. Samet Ali de şöyle. Bazı kariyer sezonları var. Ama ben hani Samet Ali'nin Kocaeli performansı iyiydi. Ama o grup çok zayıftı. Hı hı. Bir de Menemen'de 25 gol attığı bir sezon var. İkinci ligde Menemen'in Menemen şampiyon oldu. Bayram Olgun falan Menemen'deydi. Yani bayağı oldu çünkü. Umut Pusatlar Menemen'deydi o zaman. Ben Samet Ali'yi de o noktaya. Ya şöyle söyleyeyim kısacası. Bana göre Kastamonu Spor hani ben şampiyon olur demiyorum mesela hiç. Ben zaten Sarıyer olacak dedim en başından beri. Aynı görüşteyim. Bana göre Kastamonu'da bireysel olarak Adana'dan daha iyi futbolcular var. Barış Gök, Cumali, işte Okan Eken, Okan Eken, Ersel, Ali Altunöz, Çınar Tarhan. Aynen öyle. Hani o yüzden Alpay Çelebi, Erkam, Hı -hı. Erhan Kartal. Ya Adana'nın daha iyi transferler yapması lazım. Bir de Adana kendi evinde de oynayamıyor maalesef. O da evet, etkili. Tarsus'ta i̇yi bir taraftarı oynuyorlar. var ama Tarsus'ta oynamak da sıkıntı yani. Kesinlikle öyle. E, i̇ki takımın da mücadelesini tebrik edelim. Adana kaybetmez demiştik biliyorsun. Beklediğimiz gibi oldu ama evet. bence iki taraf için de kayıp olduğunu düşünüyorum. Çok İskenderun Spor'a kayıp yazmıyorum. Ama daha çok e, Adana, yani. Adana tarafı için kayıp oldu. Bir de Adana son 2 haftada 4 puan kaybetti. Adana'nın bu puan kayıplarını telafi edebilmek için mesela gelip İstanbul'da hedefi şampiyonluksa Sarıyer'i yenmek zorunda. Aynen öyle. Onu yani. yapması da kolay değil ama. Evet. O zaman konuşuruz ama bakalım. İki takım da tebrik edelim mücadelelerinden dolayı. Hı hı. Bir diğer maçın sonucuna geçelim. geçelim. Bu maç bembeyaz bir görüntüde oynandı. Bembeyaz bir maçtı Bursa'da. İnegöl Spor Batman Petrol Spor'u ağırladı kendi evinde. Batman Petrol Spor konuk ekip tecrübeli kanat oyuncusu Mustafa Çeçenoğlu'nun hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda attığı birer golle rakibini 2-1 yenerek çok önemli bir 3 puanla Bursa'dan Batman'a döndü konuk ekip. Konuk ekipte Mert Çapar hem de Bünyamin Yürür bu maçta oyuna bile dahil olmadılar. Evet. Ben burada şöyle düşünüyorum. Sen bana katılır mısın, katılmaz mısın bilmiyorum. Katılmıyorum, bunu canlı konuştuk çünkü. Tamamdır. Ben zeminden olduğunu düşünüyorum, ben, sen de kavgadan diyorsun. Ben Şenol Hoca'nın geçen hafta bu iki oyuncu pazartesi günü maç içinde kavga ettikleri için demeyeceğim. Güzel bir kelime değil. Tartıştılar diyeyim, hafifleteyim onu. İki oyuncuya ceza verdiğini düşünüyorum ben Hoca'nın. Evet zemin çok kötüydü, eyvallah ama... Tunağan Çiçek de bu zeminin oyuncusu değil. Hoca 11'de başlattı. Neşva bir de oynayacak ama işte. Tamam. Mesela Ege, Ege Öz oğlunu bile hoca oyunu aldı. Mert Çapar'la Bünyamin'i almadı mesela. Ben Şenol Hoca'nın da biraz oyunculara kırıldığını düşünüyorum Hı -hı. o gereksiz hareketten Peki, dolayı. Peki sence böyle bir lüksü var mı Batman'ın? Yok ama... Hoca'nın da yok. Daha Tabii çok ki de Hoca'nın yok. yok çünkü. Hoca eğer bugün kazanamaz dün büyük ihtimalle farklı senaryolar olurdu. Bak bu zemin oynuyor. kimin zemini biliyor musun? İshak Çakmak burada oynar. İshak Buldozer gibi oyuncu. Sert. Ben sana şeye bir şey söyleme. Bu Oynar kim, burada. Bu Ama İshak yine oynadı, da, oynamamalı ya. da. Maç başladı ya, zeminde kar yoktu, ağırdı. Orada İshak oynar, o tarz oyuncular. Ama bembeyaz zeminde kimse oynayamaz. Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Zaten maç 1-1'di bir ya. Ya İnegöl aynı Çeçenoğlu'nun fikirden attığı gol gibi bir gol atacaktı. Ya da zaten Batman atacaktı. Yani vuracaktı, kayacaktı, girecekti anladın mı? Çeçenoğlu'nun topunda girdi, Batman kazandı. Orada da kaleci topu görüyor, gidiyor. Uçmuyor. Egemen, yüksel ben egemen yaylı. şöyle ya var ya, birkaç saniye bekledi ha. Bak geliyor böyle bakıyor. Ya atlasa tutacak belki. Ee, ama zıplamadı. Yine Gözpor'da maçı kaybetti. Bir de ben şunu anlamadım. Hala bir tasarruf olmadı yine Gözspor'da. Yine Gözpor hala neyi bekliyor hoca göndermek için? Bir de bu maçta çok komik bir olay oldu. Ee, dakika. Bak Altay'da maç kazandı. Dakika 70'e kadar falan maç beyaz topla oynandı kariyerken, renkli top dakika 70 civarı geldi. Herhalde bir markette Bak Bakkaldan aldılar herhalde ya. topu. Bilmiyorum ama çünkü statta bulundurulması lazım zaten renkli topun. Peki Hakem nasıl beyaz topla oynattı bu maçı? O da garip. Bunlar yani işte <laughs> ben atliklerle ilgili söylüyorum ya, yönetimler işte diyorum sesini çıkaramıyor. İşte zaten teknik ekipler çok yeterli değil bu tarz durumlarda hani sahayı temizleme olayında falan. Yani mesela görüyorsun bir tane adam giriyor temizlemeye. Veya işte bugün gidiyor. alt diklerdeki bazı maçlarda maçtan önce statları e, temizlemeye girdi. E biliyorsun, girdi. Biliyorsun Beyoğlu Yeni Çarşı'da mutlu e, görevliyle beraber suyu kenara dışarıya Aynen, atıyor. Aynen yani mutlu. Düşün. O, o stat da çok sıkıntılı. Altebi Asamoğlu çok aynen. kötü stat zaten. Ben Maalesef. Sana Tribünler bile çok kötü. Doğru. Yazın hani rüzgar sıcak falan vuruyor. Yani o yüzden bu noktalar sıkıntılı. Yine Gözpor'un zaten zemini çok sıkıntılı. Yani normal ağır bir gördün zaten yağmadan önce o zeminden nasıldı? Orada iki takım oynuyor bir de o statta. Su toplamıştı hani evet. böyle vurdun mu şey oldu? Hani kardan sonra da tamamen şey oldu. Ama Batman Petrospor bu zorlu hava şartlarında kazanmasını bildi. Ee, ama bunu devam ettirmesi gerekiyor. Ee, seri galibiyetleri içeride dışarıda ama sadece evde değil dışarıda da devam ettirmesi gerekiyor. Haftaya da zaten Kepez ile oynayacaklar. Hiç Onu ardı. da zaten konuşuruz. Ben tekrardan Batman Petrol Spor'un galibiyetini tebrik ediyorum. Günün kazananı bence hem Batman Petrolspor oldu hem de Mustafa Çeçenoğlu oldu. Çünkü Mustafa sezon başından beri çok istikrarlı evet. forma bulamıyordu. Bana göre maçın kazananlarından biri de Mustafa oldu. Hı -hı. Batman adına. Attığı iki gol çok kritikti. İki golü de farklı ayaklarıyla attı. Evet. İlk golü ters ayağıyla, ikinciyi Aynen. kendi ayağıyla Mustafa zaten çok teknik bir oyuncu ama burada bir türlü ritme giremedi şu ana kadar. Ama dünkü maç Mustafa adına bir kırılma anı olabilir olumlu anlamda. Bakalım. Ben öyle düşünüyorum. Bakalım. Batman'ı da kutlayalım. Şenoloji'yi da tebrik edelim. Önemli bir 3 puan aldılar. Hı hı. Pazar gününe geçelim. Pazar günü konuşacağımız ilk maç Sarıyer'deydi. Sarıyer çok ağır favori olarak çıktı bu karşılaşmaya. Karaköprü Belediyesi sporu ağırladı bugün 13'te Sarıyer. Martılar kendi evlerinde net favori oldukları maçı 3-0 kazanmayı başardılar. Daha maçın hemen 6. dakikasında Hüseyin Öztürk'le öne geçtiler 1-0. Ardından ikinci yarıda iki kanat oyuncusuyla ev sahibi ekip Sert Çam ve oyuna sonradan dahil olan Mertcan Açıkgöz'ün golleriyle rakibini 3-0 yenip Cumartesi günü oynayacağı Trabzon deplasmanı öncesi hata yapmadı Sarıyer. Evet. Neler söylersin maçın sonucu için? Bir de Çağlayan'a geçmiş olsun sakatlanıp oyundan çıktı. Hı hı. Yorumun ne olur? Öncelikle hem Sarıyer'in galibiyetini tebrik ediyorum hem de e, oyuncuya yani Çağlayan derese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Oyundan çıktı. Yerini Sühel Çetin'e bıraktı. Aynen öyle. Zaten maç öncesinde biliyorsun e, Sarıyer'de stoper hattında değişiklik bekliyorduk. Hani Rahmi oynar demiştik. Evet. Biliyorsun çünkü şey cezalıydı. E, Batuhan Yayıkçı. Doğru. E, o yüzden otomatikman bu sefer Rahmi ilk 11'de başladı. Bir de Rahmi kontenjan oyuncusu da olduğu için bir konuşma yapmıştık. Hani Rahmi oynuyor diye hoca Hüseyin oynatır mı diye konuştuk. Beklediğimiz gibi Hüseyin oynadı ve gol de attı ayrıca. Gol attı bir de. Onun için de güzel bir e, maç olmuş oldu. 1-0'a geçti zaten daha dakika 1'de Sarıyer'in topu direkte patladı. Ardından golden sonra yine bir top daha direkte patladı. 2 tane top direkten döndü. Hatta 3. direk oldu zaten. Hat-trick yaptı direklerde. Eee yani Sarıyer için 5-6 0 bitecek maç 3-0'da bitti. Özellikle ben bu maçla ilgili analiz yazmıştım golvar.com'da analizle yazıyoruz. Sarıyer kazanır, ilk yarıdan öne geçer, hatta Sarıyer en az 3 gol atar demiştim. Hepsi de oldu. Yani dediğim gibi 5-6 0 bitecek maçta 3-0'da bitti. Karaköprü Belediyespor'da da Hasan Şahin Binbo Hoca takım başına geldi. İlk maçına çıktı ama başarılı olamayacağını söyledik. Çünkü Karaköprü'nün kadrosu zaten çok çok kötü durumda. Hani bizim kendi görüşümüz olarak iyi bir hoca da gelse bu takıma. Ya bu takımda yapabilecekleri bence hiçbir şey yok diye düşünüyorum. Sınırlı, çok sınırlı. Çok çok Aynen. sınırlı. Ya Sarıyer ağır favoriydi bugün. Hani kesinlikle kayıpsız geçmesi gereken bir virajdı. Evet. Bir de Sarıyer için karlı bir hafta oldu hı hı. Bir puan farkla lider girdikleri haftayı 3 puan farkla lider kapattı Martılar evet. Artı iki puan yazdırdılar anelerine Kastamonu puan onu kaybedince şey çıktı puan farkı Hatta kaybedince kastamonu Puan ]ban. kaybedince dedim ya işte apank. Doğru çok önemli bir galibiyet aldı Sarıyer Sarıyer 4 maçı kaldı devre bitene kadar O maçları da en iyi şekilde geçip zaten Devre arası da iyi hamleler yaparsa Gerekli yerlere net bir hı hı. şekilde şampiyon olacaktır Bence ben öyle düşünüyorum Bakalım ne olacak. Karaköprü'nün ise çok fazla iyi hamleye ihtiyacı var ama bunu yapmaları da hiç kolay görünmüyor. Evet çok zor. Onu söyleyelim. Sarıyer'i tebrik edelim. Aldığı değerli 3 puan için. Bir diğer karşılaşmaya geçelim. Kırklareli Spor, Kastamonu Spor mücadelesi. Şok bir skor oldu diyebiliriz bugün Kırklareli'de Trakya'da. Çünkü Kastamonu Spor geçen hafta kendi evinde Isparta ile berabere kaldıktan sonra Bugün hataya tahammülü yoktu Kastamonu Spor'un ama 1-0 öne geçtikleri maçı 4-1 kaybederek Faci abi sonuç aldı kendi adına GMG Kastamonu Spor. Konuk ekip Ali Altunöz de öne geçti ama ev sahibi ekip Okan Derici'nin 2 gol attığı maçı 4-1 kazanarak mükemmel bir galibiyet aldı. Kırklareli Spor'un zaten böyle önemli bir özelliği var. Yıllardır bu, bu ligde hep düşük bütçelerle iyi işler yapan bir takım. Evet. Bu sezonda zorlu gruptalar, beyaz grupta ve yine iyi işler yapıyorlar. Hem Kırklareli Spor Başkanı Volkan Can'ı hem yönetimini hem de oyuncu kadrosunu ve hocayı özellikle kutlamak lazım. Düşük bütçelerle sıkıntı yaşamadan hep bitiriyorlar sezonları. Yorumun ne olur? Şimdi öncelikle Kırklareli Spor'un galibiyetini tebrik ediyoruz. Biz biliyorsun Kastamonu kaybetmez demiştik. Ama çok zorlu bir maç olduğunu özellikle dile getirdik ve Beklediğimiz gibi aslında zor oldu. 1-0 evet öne geçtiler ama ilk yarının sonunda Okan Derici'nin attığı golle Kırklareli Spor devreye moralli. Kastamonu Spor'da moral bozuk bir şekilde girdi. Çünkü tam ilk yarı biterken gol yemek e, yiyen takımlar için ciddi anlamda bir dezavantaj yaratır. Can bozucu bir durum. Gol atan yani, takımlar için de ikinci devreye daha da moralli, daha da hırslı, daha da istekli çıkmasına neden olur. Bir de zaten Kastamonu Spor'la ilgili ben sezon başından beri aynı yorumları yapıyorum biliyorsun. Bu takımın kadrosu şu an için dar. Yani İlk 11'de evet iyi bir kadro var ama işte bakıyorsun Okan Eke'nin alternatifi yok. Kulübede başka mevkilerde alternatif sıkıntıları aynen, var. Aynen. O yüzden şu mevcut kadroyla bu takımın direkt şampiyon olma şansı yok diyorum. Ama devre arası 5-6 tane kaliteli transfer yaparsa şampiyonluk yolunda Kasım'ın sporun şansının çok fazla artacağını düşünüyorum. Mesela ben ne diyorum her zaman? Ee, hocayı çok beğeniyorum diyorum. Ee, yani Adem Çağlayan Hoca ama elinin dar olduğunu söylüyorum. Yani ne demek? Eğer hocanın eli güçlenirse o zaman e, Kastamonu şampiyonluk şansı da artar diyorum. Ve şu anda da puan farkı 3'e çıkmış durumda. Daha doğrusu 4'e çıkmış durumda pardon Sarıyer'le. E, ve 4. sıraya düştü Kastamonu Spor. Bir de özellikle baktığımızda bak hoca 3 tane oyuncu değiştiği yaptı. Hatta 4 tane değil. Erhan Kartal erken çıktı bu arada. Geçmiş o sakatlandı çok iletelim. geçmiş olsun Erhan. 36'da Şener. 65'te Ömer'le Mustafa Çay'la girdi. 3 Hoca son değişikliğini 75'te yaptı. 4 tane. Bir tanesi de zorunlu. Aslında 3 tane değişiklik yaptı gibi. Yani bu bile aslında kadronun ne kadar dar olduğunu bize gösteriyor. Kırklari Spor'da da ayrıca bu senenin en formda olan oyuncusu Eray Karataş yine golünü attı. Eray Karataş devre arası bir transfer yapabilir. 10 numara ihtiyacı olan takımlar Çok takım var. var Kırklari Spor'da biliyorsun oyuncu parlatan bir takım. Evet. Eray Bon servisten bir yerlere gidebilir. Zaten Iğdıra gitmişti biliyorsun Eray. Aynen. Sonra Kırıklara geri döndü. Hı hı. Eray çok iyi oynuyor. Şu an ligin en iyi 10 numaralarından biri. Metin Cancici gibi o da çok formda. Evet. Ne dersin? Kesinlikle çok formda. Zaten bunu hep söylüyoruz. Semi Üstün, <laughs> Erdem Dikbasan ayrıca Eray, Eray Karataş. Çok iyi bir üçlü o üçlü. Bu sene gerçekten hem üçlüler hem de çok iyi üçlüler. Yani performans olarak da çok iyi durumdalar. Furkan Fehmi'nin de bence gol atması önemliydi. Tabii. Çünkü Furkan skorer bir oyuncu ama bu sene bir türlü o çıkışı yapamadı. Sadece bir golü var biliyorsun bu sezon. İlk golü oldu. Ondan da tekrardan o beklediğimiz Furkan performansını özellikle bekliyoruz. Mesela Deniz Taşkan çok düşüşte bir oyuncu. Trabzon'dan beri bir türlü kendini gösteremedi. Ümraniye'de de oynadı. Ümraniye daha öncesindeydi. Aynen. Ben en son Trabzon'dan alıyorum. Zaten birinci seviyesinde değil de biliyorsun. Ee, hani Ümraniye Spor'a Enes Soy da gitti mesela. O da oynayamadı. Bazı oyuncular oraya çok erken gitti o anlamda. Ya ama Deniz hem Trabzon'da olmadı hem burada olmadı. Yani onun da biraz artık işin içine girmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir de maç 1-1 bir iken kaçan penaltıda Kastamonu Spor adına kırılma noktası olduğunu söyleyelim. Oradan dönen top gol oldu. Kastamonu Spor'da kaç yıldır hani resmen bir talihsizlik mi diyeyim artık şanssızlık mı beceriksizlik mi? Ya bir kırılma anları hep Kastamonu Spor'un aleyhine oluyor. Hı hı. Ben Kastamonu Spor'u Fenerbahçe'nin durumuna benzetiyorum aynı. Fenerbahçe'de de bir türlü bir şeyler olmuyor ya. Ama Kastamonu Spor'da mesela şöyle bir nokta geçen var. Geçen sene 7 puandan şampiyonluğu verdi. Playoff'ta da kaybetti. Ondan önceki senelerde yine playoff'tan çıkamadığı seneler var. Kaldı çıkamadı, kaldı çıkamadı. Şimdi Kastamonu'nun 19-20'de çıkamadığı sezonda kadrosu iyi değildi. Tuzla'nın daha iyiydi zaten. Ama yani... 18-19'da sarı kadrosu iyiydi Kastamonu'nun. Kemal Tokaklar, Yasin Yenerler. Orada Ahmet Yıldırım maalesef. Orada da çıkamadı. Ahmet Yıldırım 18-19'da. Ben öyle Onu hatırlamıyorum. hatırlamıyorum. Yani o Sarıyer çünkü o sene elendikleri Sarıyer Sakaryaspor'a 4 0 yenildi evet, Sakarya. Evet. Şimdi Spor'un şöyle bir şeyi var ama şimdi geçen sene 7 puan öndeyken biz hep ne diyorduk? Hatta 7 puan önde değilken de diyorduk. Devreye kadar bu takım kafa kafa gitsin diyorduk, değil mi? Bak kafa kafaya gitsindik o zaman çünkü yakın gidiyorlardı. Hatta gerideydi Kasımpaşa hatırlıyorsun ikinci falandı. Çünkü ne diyorduk? 11 çok iyi ama devre arası bu takıma 4 5 6 hamle lazım diyorduk, değil mi? Ama ne diyorduk? Kaliteli hamle lazım. Sonra dedik ki biz Kastamonu 7 puanla önde girdi ya devreye. Şunu dedik. Devre arası transferlerine bakacağız dedik. Kastamonu Spor bizim kendi görüşümüz olarak yani futbol görüşümüz olarak hani iyi transferler yapabilecek mi dedik. Ben dedim o zaman dedim Kastamonu Spor'un şansı ile ilgili yorumumu yapacağım demiştim. Sonra transfer dönemi geldi yazın. Şey pardon devre arası. Devre arası. Baktım transferler geliyor. Ben ne dedim sana ve programda herkes biliyor. Ya ben beğenemedim dedim Kastamonu transferlerini. Bence Kastamonu Spor benim beklentim futbol görüşüm olarak iyi transferler yapamadı dedim. Ve ben 7 puan farkında eriyeceğini düşündüğümü söyledim. Ayrıca takımın da sezon sonunda bu ligde kalacağını düşündüğümü söyledim. Çünkü o transferler benim gözümde tamamen sınıfta kaldı. Bir de Fırat Gül Hoca geldi yanlış olarak. Bu da benim kendi görüşümde yanlış olduğunu düşündüğümü söylemiştim. Ve Kastamonu Spor bunun cezasını çekti. Şimdi kaç puan fark var? 4 puan değil mi? Yani bir buçuk iki maç. Yani. Bir de Birden Sarıyer fazla. Kastamonu maçı da Sarıyer'de ikinci evet. devre. Şimdi neye geliyorum? Zaten yine aynısını söyledim bu sene de sezon başında. Kastamonu Spor'un kadrosu da devre arası transfer yapması lazım dedim 5-6. Yine aynısını söylüyorum. Yani aslında senin söylediğin nokta var yani Kastamonu'da fena bir şeyler olmuyor. Ama o bir şeyler olmama nedeni ne biliyor musun? İşte geçen sene yanlış yapılan devre arası transferi ve bir de Fırat Gül hoca tercihi. Biliyorsun Cengiz Başkan'la da tanıştığımızda konuştuğumuzda ne dedi? Bizce dedi hoca tercihini yanlış yaptık dedi. Bir de Kastamonu taraftarları mesela sosyal medyadan çok tepki gösteriyorlar. Daha maça bile gitmiyor taraftarlar. Bak şimdi ben de taraftarları eleştireyim Kime tepki? o Bize, zaman. bize, bize tepki Yok ya gösteriyor. bize değil. He. Şöyle işte Adem Hoca'ya gösteriyorlar. Yönetime, ya Adem Hoca gayet yönetime gösteriyorlar. Işte. E ben de şunu diyeceğim. Kastamonu'nun stadı 20 bin ya da 30 bin kişilik değil. 10.000 kişilik bile değil. 5 bin kişilik bir stat. dolmuyor. Ya. Peki ben sana bir şey Takıma söyleyeyim. Takıma ne kadar destek veriyor Kastamonu halkı mesela? Peki ya ben sana şunu söyleyeyim. Yönetime tek bir geliyorsa e Cengiz Başkan hiç destek gelmiyor ki. Cengiz Başkan tek Zaten başına Cengiz bitiriyor. Başkan olmasa Kastamonu Spor Ball liginde olur Şimdi şu an. Tek başına götürüyor her biz şeyi. Biz eleştirdiğimiz şeylerde eleştiririz. Aynen. Hakkını teslim etmemiz gereken de hakkını teslim ederiz. Ne diyoruz? Geçen sene diyoruz. Devre arasını iyi transfer yapamadılar. Ardından Fırat Gül Hoca tercihi yanlış oldu. Onu sen zaten başkana bile dedim, Başkanım biz beğenmedik dedin. Geçen sene evet. konuştuk dedik program yani Onun dışında işte bu sene yine dedik kadrodar, devre arası kaliteli transferler Tabii. gelmesi lazım dedik. Ki şu an daha gelecek devre arası. Bakalım Ama ben de şunu zaten. anlamıyorum. Kastamonu Spor'un taraf, taraftarları öyle bir tepki veriyor ki sanki her hafta o stat full, takıma inanılmaz destek veriyorlar. Hı -hı. Bir daha maça gelmem diye mesela sosyal medyada yorumlar görüyorum. Kastamonu Spor'un hiçbir zaman dolmuyor ki. Evet taraftarın destek vermesi Küçük gerekiyor. Küçük stat bir de dolmuyor. 5-6 bin kişilik kapasitesi var o stadı bile dolduramıyorlar. Evet hani? yani Kastamonu Spor taraftarlarının yoğun bir destek vermesi gerekiyor. Yalnız bırakıyorlar takımlarını. Kesinlikle. Bunu söyleyebilirim. Kırkdere Spor'un da galibiyetini tebrik ediyorum. 18 puan yaptılar. Bu sene gayet iyi gidiyorlar diyoruz zaten. Düşme eleştiri olmaz. Pirof'la da iddialar olmaz diyoruz. Ama şunu sormuştum sana 2 hafta önce. Kırkdere Spor'un belli bir sistemi var. Belli oyuncuları var. Devre arası belli noktaları oyuncu alırsa Hani pliyofu zorlar mı demiştim. Sen de evet alırsa olabilir kıyılarında olur. Oyuncu derizlik. kaybedebilme tehlikeleri de var evet, ama. Evet işte kaybetmeden tutup yaparlarsa aynı bu tarzda işte Eray Karataş gibi, Erdem Dikbasan gibi, işte Furkan Fehmi gibi. Aynen. E, Okan Dereci gibi. O zaman pliyofu zorlama noktaları olabilir diyelim. Ben Kırklareli Spor'da tekrardan galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum. Mesela Eray Karataş'tan Erdem Dikbasan transfer yaparlarsa Ocak ayında şaşırma. Evet, Peki oyuncu gelecektir zaten ben sana söyleyeyim. Spor'da önlerini açabilir oyuncuların istedikleri paralar gelirse. Çünkü Kırklareli Spor hani oyuncuları önünü açan bonservis geldi mi bırakan bir takım. Tabii. Ben bunda doğru buluyorum Tabii. zaten. Şimdi Eray da şöyle bir oyuncu bir de hani her an her şey yapabilecek. Oyuncu Tabii. bileklerini bileklerine hakim, duran topları iyi kullanıyor, arayı paslar atıyor. Aynen. Bu tarz özellikle oyuncular çok değerlidir bu ligde. Kesinlikle. Bence teklifte gelecektir diye düşünüyorum. Tekrardan da tebrik ediyorum. Bir diğer maçımıza geçelim. Akdeniz'e gidelim o zaman. Trakya'dan Isparta 32 Spor. Beykoz Anadolu Spor'u ağırladı bugün kendi evinde. Isparta üst üste aldığı 5 beraberlikten sonra sonunda kazanarak adeta şeytanın bacağını kırdı. Kubilay Türk Yılmaz'ın 2, Muhli Sistemi ve Vedat Bora'nın da birer golüyle İstanbul temsilcisi Beykoz'u 4-1 yenerek Isparta 32 Spor çok değerli bir 3 puan aldı. Beykoz Anadolu Spor'un tek golü ise maç 3-0 iken Hamza'dan geldi, skoru 3-1'e getirdi. Konuk ekibin golcü oyuncusu çok değerli bir 3 puan aldı Isparta ekibi. Evet, 4-1. Tam 5 haftadır berabere kalıyorlardı. Bugün kazanarak şeytanın çok bacağını kırdılar. 6 Altay da kazandı bugün. Aynen. 13 yaptılar puanlarını. Ve bu haftayı en karlı kapatan takımlardan biri Hı -hı. oldular alt sıralarda. Neler söylersin Koray Hoca ve öğrencilerin aldığı kritik galibiyet için? Şimdi öncelikle e, Isparta 32 sporun galibiyetini tebrik tabii, ediyorum. Tabii ki de. E, Çok önemli ve kritik bir maç demiştik. Özellikle iki taraf içinde. Kesinlikle. E, çünkü bu maça çıkarken Isparta 10 puandaydı. E, hani hep Isparta'nın alt taraftaki takımlarla olan e, gidişatı ile ilgili eşleştirmeler yapıyoruz, yorumlar yapıyoruz. Beykoz'un da Isparta'nın hem kötü gidişatı hem de Isparta'nın özellikle hücum anlamında üretememesinden dolayı ne demiştik? Kesinlikle Beykoz'un maçta öne geçmesi lazım diyorduk hatırlıyorsan. Tabii. Eğer öne geçerse Isparta sporu kırar demiştik. Ama ne oldu? Beykoz hem maça çok kötü başladı hem de aşırı derecede bireysel hatalar yapıldı. Fatih olmaz iki tane gol de... Resmen rakibine servis yaptı. Birincisinde Vedat Boray'a son golde yaptı. Bir de Kubilay'ın golünde üçüncü golde. Defanstan çıkarken topu kaybetti. Defansa çıkarken topu kaybetti. Gol oldu. İlk golde de biliyorsun şeyin hatası Recep vardı. Aydın. Recep Aydın İkinci hatası golde vardı. de Mehmet Zahit. Mehmet Zahit. Ben Tüm sana bir şey diyeceğim. bu maddi problemlerden dolayı bence oyuncuların da ben bugün konsantre olduklarını düşünmüyorum. Bunu da çok doğal karşılıyorum. Herkes emeğinin karşılığını almak ister. Peki doğru karşılıyor musun? Neyi? bunu. Nasıl yani? Niye biliyor musun? Hani niye bunu sordum? Zaten senin söylediğin normalde doğru. Hani doğal karşılıyorum diye işte para alamadım mı motive değiller. Evet. Mesela Erzincan'da da boğuluyor. Tamam. Erzincan'da ne diyoruz hep? Doğru diyoruz değil mi? Futbolcular hocaya lafımız yok. Hep yönetimi eleştiriyoruz değil mi? Bir de ben Erzincan olarak söylüyorum. Tamam. Ama burada farklı bir şey var. Ne gibi? Biz mesela takımın işte oyun sistemi olmadığını söylüyoruz. Mesela bir. İşte paraların ödenmediğini söylüyoruz mesela. Bunu hep, hep hep söyleyen biziz. Hep paylaşan. Ama bize bunu hep yalanlıyorlar mesela. Şimdi bunu yalan... Para olayını mı yalanlıyorlar? Tabii kaç defa bizi aradılar ya. Bunu sen ya biliyorsun. Onlar arar o ayrı. Ama Şişt. şu an bazı kulüplerde ciddi maddi problemler var. Beykoz'da da oyuncular para alamıyor yani. Şimdi mesela biz bunları söylerken ama yalan yanlış şeyler söylüyorlar mesela bizle ilgili. Vallahi şimdi şöyle bir şey var kim ne derse desin biz doğru yoldayız sıkıntı Aynen yok öyle. herkes istediğini desin. Hani meyve veren ağaç taşlanır sıkıntı yok. Beykoz'da para problemi olduğunu Sağır Sultan bile biliyor Hı -hı. bu liglerde. Beykoz'da önemli futbolcular var bunu da herkes biliyor. Ama bugün maçı da izledik. Beykoz'da oyuncular konsantre değildi. Ben oyunculara zaten hak veriyorum. Herkes hak ettiğini Tabii, hak zaten. emeğinin karşılığını Hı -hı. almak ister bu oyuncular para alamıyor şu anda. Bir sakatlık yaşasalar ne olacak? Bugün zaten Beykoz'da oyuncular kafa olarak sağda yoktu. Çünkü bir takım 4 tane gol yiyip 4'ünü de bireysel hatadan yiyemez. Bu bile zaten bir şeyleri gösteriyor. Zaten özellikle biz hep sezon başında bir tek bir şey söylüyoruz. Beykoz'un kadrosu iyi diyoruz. Bireysel oyuncular anlamında ama diyoruz paralar ödenmeli zamanında. Bir de bu ligde zaten olur. şöyle bir şey var. Bu ligde zaten sistem falan hikaye. İkinci ligde hangi takımı sistem var? Sen bu sahalarda sistemle falan oynayamazsın. Bu Hı -hı. her takım için geçerli. Zaten oynanan sahaların zeminlerini falan görüyoruz. Isparta mı güzeldi bugün? Tamam Isparta ayrı. Kaç tane stadın zemini güzel ikincilikte? Lig'de. Süper Lig'deki maçlar bile zaten birçoğunun zemini kötü. Hı -hı. Büyük takımların statları bile zeminleri bozuluyor. Türkiye'de zaten hangi ligde sistem var ki sen 3 maç kazanama üst üstüste kovuluyorsun. Türkiye'nin acı gerçeği bunlar. Hı -hı. Sistem falan hani Türkiye'de ya da normal farklı şeyler para, yok. Yüksek paralar dönüyor ama. Türkiye'de gönderi. Burası Avrupa gibi değil. Avrupa'da takım Dortmund son maçta şampiyonluğu kaçırdı. Kimse bir şey yapmadı. Oyuncuları tribüne çağırdı. Biz de son maçta şampiyonluk kaçtım ya da küme düştüm mü stat yakılıyor. <laughs> ya da dışarılar yakılıyor. Bu, Aynen burası öyle. Türkiye. Tabii. Bunlar acı gerçekler. Bugün Isparta'da zaten Anasının ak sütü gibi helal bir galibiyet evet. aldı. Mükemmel bir galibiyet Edat aldı. Bora çok güzel gol attı bence. Hafta Aynen. Güzel gollerinden birisi. Doğru. Ee, güzel bir rovaşata attı. Utku da hiç kıpırdayamadı o pozisyonda. Ee, bir de zaten özellikle Kubilay Türk Yılmaz bu maçta çok çok iyi oynadı. Zaten hep diyoruz ki bu takımda Kubilay var. İleriki hatta hani sükar anlamında. Çünkü geçen sene daha çok silah vardı. Mehmet Küçük alim durmuş. Vardı. Alim Harlak gibi Aynen. isimler vardı. Ama bu sene bu biraz tamamen Kubilay'da kalmış durumda. Bu arada Mulis'in de ya 2 ya 3. golü ya da 4. golü yani Yok ilk golüymüş. İlk olmuş. İlk gol olmuş. Ee, asist olarak onun asisti vardı. 2 tane asisti vardı. Kubilay'ın golü de bu arada 2 golle beraber 5 gol oldu. Onu da söyleyelim. 11 maçın 11'inde 11 başladı. 5 golü var. Bence gayet de şu anda Kubilay Türk Yılmaz iyi gidiyor. Bunu söyleyebilirim. Doğru. E, ee, Beykoz Anadolu Spor'da da 5 tane oyuncu ee, alacaklarını alamadığı için UCK'ya başvurdu. Bunu da zaten Haber olarak paylaştık, evet. ee, mesela biz bu haberleri paylaşınca Beykoz taraftarları da bazen tepki göstermişler hatta Twitter'da paylaşmışlardı hani Beykoz evinde maçı kazandı ya en son kim yenmişti hatırlıyor musun? Kepez miydi? Kepez 1-0 Kepez maçında <laughs> Geçen hafta, oyuncular Cular, seviniyor CV'de. diye bizim paylaşım alıntılımı yapmıştı Bir sayfa şey paylaşmıştı İşte oyuncular evet verdiler ama işte seviniyorlar gibi hani doğru değil gibi ama oyuncular tabii ki galibiyeti sevinirler zaten o, hayır, Hem CV'sine galibiyet ekliyor hem oyuncu o halde bile maçı önemsiyor, kazandığını gösteriyor zaten. Ama problemler olduğunu net olarak zaten biliyoruz. Bunu söyleyelim. Bu arada Beykoz'a sezonun en farklı mağlubiyetini almış oldu. Bu mağlubiyetle beraber ama Beykoz için bir istatistik ortada var. Şu noktada söyleyeceğim. Çok aşırı gol yemeye başladı son maçlarda. Özellikle e, Adana maçıyla beraber, daha doğrusu Trabzon maçıyla beraber başlayalım ama galibiyet oldu iki maç. Yani Trabzon-Adana maçı. iki gol yediler, dört. Yani 1-2-3-4-5-6-7-8. 8 maç alıyorum. 2-4. 3 gol de öyle. 7. 3 gol de öyle 10. bir gol öyle 11. 4 gol de böyle 15. 8 maçta 15 gol yiyen yani bir şey Neredeyse var. Neredeyse 2 gol. Yani çok sıkıntılı bir evet. savunma hattı var. Hani rakipler çok rahat geçiyor zaten Beykoz'un. Ben hani 6 ay maçında bir yorum yaptım herkes hatırlıyorsa. Beykoz taraftarı. 6 ay dedim o gün ezdi dedim. Direkten dönen topu. Çizgiden Gencer'in çıkarttığı top, Utku'nun çıkarttığı top. Hatta ben o gün zaten Beykoz'un hani oyunla ilgili problem olduğunu söyledim. Mesela bak Altay maçında bile bu pozisyonları çok verdi. Yani Beykoz'un e, bireysel hataları da çok oluyordu zaten. Hani sadece bugün değil. O Altay maçında da oldu. O gün hatırlayalım. Şey golü Gencer kendi kalesine atmıştı biliyorsun. İki yani adamın önüne attı maç. yani daha doğrusu. Pardon kendi kalesine değil hata yaptı. Topu kaybetti. Ardından rakip gol attı. Gencer hem kendi adına gol attı takımının. Hem de rakibin attığı golde hata yapıp oyuncu soldan Deniz Kadıa çıkardı. Deniz Kadak golü atmıştı. Zaten Beykoz sadece bu maç değil, sezon başından beri de çok fazla hani bireysel hata yapıyor. Bunu da özellikle belirteyim tekrardan. Ben bugün Küma ama direkt şuna bağlıyorum. Beykoz'da oyuncuların iyi konsantre olmadıklarını gördüm. Hı hı. Bunu da doğal karşılıyorum. Herkes emeğinin hakkını almak ister. Bu da çok normal bir şey yani. Beykoz'da da zaten bireysel olarak çok değerli futbolcular var. Ben bu oyuncuların Ödeme problemleri böyle devam ederse Ocak ayında gideceklerini düşünüyorum. Zaten gitmeleri de hakkıdır. Yani. Birçok takımda zaten şampiyonda oynayan takımlar anlamında söylüyorum zirve. Bu oyuncuların orada rahatlıkla iş yapacağını düşünüyorum. Aynen Onu öyle. söyleyeyim Tekrardan da Isparta 32 sporun galibiyetini tebrik ediyorum. Çok değerli 3 puan oldu. Hani Koray Hoca için de kritik bir maç demiştim ben. Beykoz tarafı için de Beykoz'un Isparta'nın bu durumunu lehine çevirmesi gerekiyor demiştik. Ama çok farklı bir şekilde mağlup oldular. Tekrardan Isparta'yı tebrik ediyorum. Aynen öyle. Isparta çok önemli ve değerli bir galibiyet aldı bunu söyleyelim. Çünkü puanlarını bugün 13 yaptılar ve aşağıdaki birçok takımın takıldığı haftada kazanmaları çok kıymetli Kesinlikle. oldu. Kesinlikle. Onu belirtelim. Bir diğer maça geçelim. geçelim. Antalya'ya gidelim. Kepe Spor kendi evinde Fethiye Spor'u konuk etti. Konuk ekip golcü oyuncusu Mehmet Kaan Türkmen'in golüyle rakibini 1-0 yenerek 90'da bulduğu golle çok kıymetli bir galibiyet aldı. Fethiye Spor bu sene bu grupta aynı Kırklareli Spor gibi düşük bütçeli takımlardan biri. Bunu hep konuşuyoruz Selahattin Hoca ve öğrencileri kazanmaları gereken maçları hep kazanıyor diye. Bu maçta da hata yapmadılar ki biz burada bir puan bile onlar adına iyi olur demiştik. Hı hı. Onlar bir de 3 puanı alıp Fethiye'ye dönüyorlar Antalya'dan. Evet. Neler söylersin kıymetli 3 puanı için Fethiye Spor'un? Biz bu maçla ilgili görüşme etmedik herhalde. Yani ben galiba bir şey söylemedim diye hatırlıyorum. Çok da hatırlayamıyorum ama... Olabilir. Ben e, kepez yenilmez demiş olabilirim. Çok hatırlayamam. Bazen... Hani bazen Aynen. değil de... Daha çok maç konuştuğumuz için bazı söylediklerimizi hatırlayamayabiliyoruz bu anlamda. Öncelikle Fethiye Spor'un galibiyetini tebrik ediyorum. Ve sormak istiyorum. kepe Spor ne zaman hocayla yollar ayıracak artık? Yakında yani olabilir. bu kadar kötü giden bir takım olamaz ya Bu kadar... Hani... Mesela her takımda hocalar değişiyor ya mesela. Birinci hoca, ikinci hoca veya üçüncü hoca geliyor. Hani bir elini değdirmesini bekliyoruz. Bu kadar olumsuz bir değdirme ben görmedim Kepe Spor'da. Sana gol lazım. Haftalardır maç kazanamıyorsun. Maç sıfır sıfır gidiyor. Üstün bilgi oyundan çıkıyor. Sefa Kınalı giriyor. Ya Sefa Kınalı merkez orta saha ya. Sen bu değişikliği anlayabildin mi? Ve takımda forvet yok zaten. Murat Yılmaz çünkü sakat. Bu takımda da iki tane forvet var normalde. Üstünle Murat. Murat Ceren Talha forvet değil. Kimse bana Ceren Talha forvet kanat demesin. Ceren kanat oyuncusu. Şimdi Ceren Talha oyuna girdi ya. Forvet gözüyle değil. Kanat oyuncusu Ceren Talha. Bir de on numara, on numara oynar sol Orada oynayabiliyor evet. Aynen. Kocaeli Spor'da da bu adam kanat oynadı. Maraş'ta da kanat oynadı. Kırşehir'de de kanat oynadı. Yeri geldi on numara de. geçti. Aynen öyle. Arnavutköy'de de. Bu değişikliği anlayamadım. Dakika 83. Emre Can Atilla çıktı mesela. Ahmet Hakan Demirli girdi. Bak oyuncuya bakıyorum şu anda. 12 tane maçta oynattınız. Bir tanesi ilk 11. Oynadığı dakika süresi 421 dakika. Yani eğer sen bu oyuncuyu forvet olarak oyun alıyorsan, gol bekliyorsan o zaman sen bu üstün bilgi çıktığı zaman 63'te alacaksın. 84'te adam ne yapacak 6 dakika? 5 dakika zaten ısınsa oyuncu oyuna. 90 oldu. Hadi 6 dakikada uzatsa ki zaten 90'da da gol yedin yani. Daha ne 90 artı 1'de yedin. 89'dan çıkıp 90'a girerken. Yani hoca tamamıyla geldiğinden bu yana... Kardeşim ben hani yorumlarımı abarttığımı düşünmüyorum. Ben bakıyorum istatistiklere, maçların sonuçlarına bakıyorum, oyuncu değişikliklerine bakıyorum, dakikalarına bakıyorum. Ama hepsine baktığım zaman da Kepez Spor'da ciddi anlamda bir hoca talibatı olduğunu düşünüyorum. Yani dokunuş olarak. Peki sen hatırlıyor musun hoca hangi maçta gelmişti Kepez Spor'da? Yok hatırlamıyorum. Kerem Şeres Hoca. Şimdi İskenderun Spor maçı ilk maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. Ben İnegöl maçından gittikten sonra yani yenildikten sonra geldiğini İnegöl hatırlıyorum. İnegöl olabilir evet. E, ee, İskenderun maçı 1, Isparta maçı 2, Kırkdeli maçı 3, Erzincan 4, Ankara Spor 5, e, Kastamonu Spor 6, Beykoz 7, Kepes, şey, Fethiye Spor maçı 8 maç tamam mı? Toplamda 8 maç saydım. Ben öyle atıyorum. Buradan da bir bakıp oradan bir hoca e, hocayla ilgili yorum yapacağım. Şimdi hocaya baktığımız zaman da e, 8 maç. Hani yanlış hatırlamıyorum ama ben yine tekrardan bakacağım. Aynen 8 maç. Şimdi hoca 8 maç takım başında. Isparta'yı yendi 1. Ankara Sporu yendi 2. 2 galibiyeti var. Fethiye maçı 1. Beykoz maçı 2. Kastamonu Spor maçı 3. Kırklarla maçı 4. İskenderun Spor 5. 2 galibiyet. 5 mağlubiyet bir beraberlik. Zaten senin yendiğin Ankara Spor maçı da bir zahmet yiyen. Puan ortalaması bir bile olmuyor. Aynen. Isparta Spor maçında da Isparta Spor zaten çok çok kötü durumdaydı. O maçı da kazandın ki o maçta da hani ilk yarının sonuna doğru geldi. Bir de rakip 10 kişi kaldı zaten. Kazandın. Ya galibiyet alamıyorsun. Oyun adına bir şey yok. Oyuncu değişiklikleri fiyasko. Oyuncu değişiklikleri facia. Yani bir de ben baktığımız zaman da bazı oyunculara çok ederinden fazla maaşlar verildiğini de biliyorum. Öğrendim geçen Köpesle. gün. Aynen. Benim beğendiğim oyuncu mesela ama çok fazla para verilmiş. Etmez yani. Kutay şu da bu arada bugün kadrodaydı yedek kulübesinde. Takıma evet dönüyor. ama KPS Spor'da ciddi anlamda ödeme problemleri var. Bunu da söyleyelim. Doğru. Yeni bir yapılanmaya da gideceklermiş ayrıca. İlerleyen süreçlerde bu belli olur tabii ki. Ama KPS Spor'da şu anda hiçbir şey yolunda gitmiyor. Yani Kerem Şeras'la ilgili yaptığım yorumlarda ben abarttığımı düşünmüyorum. Bu ödeme problemleri de takımın motivasyonunu düşürüyor olabilir mi? Yok sanmıyorum. Oyuncuların. Gibi. Sanmıyorum. Çünkü oyuncuların bazıları, yani bazı diyorum, birçoğu o parasını peşinat olarak da aldılar. Yani ben şimdi burada isim verip onun aldığı tabii, parayı çok, söylersem tabii, burada, sor, tabii, tabii. şimdi zaten her şey ortaya çıkar, gerek Anlaşıldı. yok bunlara. 8 tamam. maç 2 galibiyet, bir beraberlik 5 galibiyet. Hani buradaki maddi problemler Erzincan ve Beykoz kadar değil, değil yani. Değil hayır, Anladım, değil, hayır Bak, 8 maçta 7 puan toplayabildi hoca, 0.88 puan ortalaması var. Yani şimdi... Hani para problemi diyoruz ya mesela. Hadi diyelim ki para problemi var. Örnek veriyorum. E Beykozda hı hı. da var. Beykoz seni yendi ve senden daha fazla para problemi var diyorum. Erzincan'da çok büyük para problemi. var. Erzincan'da, Erzincan'da var. Can... Berabere kaldın. Hala da mesela. Ki Kepez'in kadrosu Erzincan'dan kötü bir kadro değil bence. Daha iyi. Ben söyleyeyim yani. Yani düşünelim. Kepez'in yüzden... kadrosu Beykoz'dan da kötü bir kadro değil, değil bu değil. arada. Tabii ki değil. Ha Kepez'in öyle bu olacak Kepez'in kadrosu Fethiye'den çok daha iyi. Fethiye çok düşük bütçeyle. Fethiye'nin iyi oyuncusu Nurettin Çakır. Nurettin çok kötü bir sakatlıktan geldi Maalesef, biliyorsun. Maalesef Fethiye adına da güzel gelişme Nurettin'in 11'e dönmesi artık. Nurettin 60 dakika 70 dakika oynamaya başladı. Evet. Biraz daha kondisyonu artarsa Nurettin'in çok kaliteli bir klas bir futbolcu bu ligde. Fethiye Spor için iyi bir kar olur bence İyi bir Nurettin Kesinlikle Çakır. Kesinlikle öyle. Ben öyle düşünüyorum. Tekrardan da e, Deplasman ekibi. Fethiye Spor'un Fethi Spor galibiyetini tebrik ediyorum Selahattin Hoca'yı da özellikle kutlayalım. Aynen Selahattin Hoca'yı da özellikle tekrardan tebrik İyi iş tebrik yapıyor ediyoruz. bence Selahattin Hoca. Ben hocanın aksız yere eleştirildiğini düşünüyorum. Onu sana söyleyeyim yani. Ya hocanın eleştirecek bir tarafı yok Aynen zaten. Fethiye Spor bu grupta en mütevazi kadroya sahip takımlardan biri. Dört tane falan tecrübeli oyuncusu var. Diğer oyuncular hep genç futbolcular. Evet. Onu söyleyelim. Bir diğer maça geçelim. geçelim. Özellikle ev sahibi ekipte dün gece ciddi gelişmeler yaşandı biliyorsun. Evet. Cumartesi akşamı 24 Erzincan Spor, Sincan Belediyesi Ankara Sporu konuk etti kendi evinde. Ev sahibi ekip 70. dakikada oyuna yeni giren Altuğ Taş'ın golüyle 1-0 öne geçse de konuk ekip 90 artı 2'de Berk Yiğit Karadağ'ın attığı golle sağdan bir birlik beraberlikle ayrıldı. Ankara Spor için bu bir puanı kötü olarak görmüyorum ben. Hı hı. Erzincan ise tamamen kontak kapattı. Şundan dolayı Perşembe günü biz burada çekim yaptık. Çekimden sonra Gökhan Hoca'nın ayrıldığı haberi çıktı. Zaten o gün de dedik Hoca birkaç güne gider yani. Doğru. Ardından da dün akşam Cumartesi günü Enver Cenk, Ümit Kurt, Yasin Emre Günger, Sağlık, Hüsamettin Yasin, Turt. Hüsamettin kadro dışı bırakıldılar. Bir vardı sanki? olabilir. O habere bakalım hatta dönüp Ben bakacağım, yine, sen anlat. E, açıkçası Erzincan tamamen dükkanı kapattı bence. Çünkü bu oyuncularda da kadro dışı kaldığına göre. Yasin Dürger, Enver Ocak Şahin, İmit Kurt, Emre Sağlık Hüsamettin Tut. 5 oyuncu. Tamam. Bu tamamdır. oyuncular kadro dışı kaldı. Bir de ben buradan sözünü kesmeden Yok yok, sen söyle. E, Erzincan Erzincanspor yönetiminin yapmış olduğu açıklamayı okuyacağım. Çünkü onunla ilgili bir yorumum olacak benim. Onu söylemek istiyorum. Şimdi Erzincan Spor yönetimi Gökhan Ünal Hoca ayrıldıktan sonra Gökhan ile ilgili bir açıklama yaptı. Evet. Yönetim şunu söyledi. E, hiç kimse Erzincan Spor'dan e, ve Erzincan halkından üstün değildir diyor. Ama öncesinde yönetim şunu söylüyor. Yollarımızı ayırdığımız Gökhan Hoca'nın açıklamalarını şaşkınlıkla ve hayretle izliyoruz diyor. Ardından bu yorumu yaptılar. Hani hiç kimse Erzincan'dan ve Erzincan halkından üstün değildir diyor. Hocamız her konuyu fikir alışverişinde bulunarak, karar verdiğimiz bugüne kadar yardımcı hocaların, hocalardan birisinin disiplinsiz davranışları, yönetime hakaret etmesi, taraftara küfür etmesi defalarca uyarılmasına rağmen devam etmiş ve maçımızda görevli polis memuruna sözlü küfür ve fiili müdahalede bulunması artık bardağı taşıran son damla olmuştur diyor. Bu çirkin eyleme maruz kalan polis memurumuzdan ve Erzincan Emniyet Teşkilatımızdan tekrar tekrar özür diliyoruz diyor. Polisimize yapılan bu saldırı kabul edemezdik ve kayıtsız kalamazdık diyor. Gökhan Hoca'ya bu konuda gerekli yaptırımı yapması iletilmiştir. Hocamız o giderse ben de giderim diyerek yönetimin gitmesi yönünde algı yapmaya başlayıp son olarak da yapılan sözleşmesi üzerinden resmi ödeme almasına rağmen kuruş almadım diyerek yönetimi lekelemeye çalışmıştır. Yönetim de kararını kendisine tebliğ etmiştir diyor. Ben burada tek bir cevap vermek istiyorum. Parası eğer verildiyse o zaman kulüp bunun dekontunu paylaşsın kardeşim. Aynen doğru diyorsun. Bunun dekontunu Abi, paylaşsın. Bir de bir şöyle bir durum var. Bak şunu söyleyeceğim. Neyi söyleyeceğim biliyor musun? Şimdi biz hafta sonu mesela bir haber yaptık bir takımla ilgili. Çıktı teknik direktör kınıyorum. Açıklama yapıyor. Şimdi bu tarz durumlar olduğu zaman da taraftarlar falan veya işte medyadakiler veya hocaya yakın olanlar işte kulübe yakın olanlar o kişinin yaptığı açıklamayı doğru zannediyor. Tamam mı? Hiç doğru değil o açıklama. Onu da diğer grupta konuşacağım. Şimdi yönetim de bu açıklama yaptığı için şimdi hocayı ve ekibini falan ne yapmış oluyor? E, suçlu duruma düşürmüş Taca oluyor. Taca çıkartmış oluyor. Aynen. Şimdi Taca taraftar çıkarı. da bu noktada inanabilir, inanmayabilir. Hani bu herkesin kendi şeyine kalmış. Ben de diyorum dekont paylaşsınlar bu bir. İkinci nokta. para alınmadığını zaten biz biliyoruz. Hadi diyelim ki e, bir de zaten bunu yönetim kabul etti. Evet paralar ödenmedi de nasıl bir kuruş verdiler? Şey, para bir de burada sonra. şöyle garip. Atıyorum ya. para vermişsindir. Adam 2 milyona anlaşmıştır. Sen 50 bin lira vermişsin. Bir de burada şöyle garip bir durum var. Hiç kimse parasını aldığı halde param almadım demez. Çünkü Tabii ki sen o desin? dekontları bir paylaşırsan paramı al almadım diyen kişi taca çıkar Herhalde. otomatikman. Kimse saf salak değil yani. Aynen ya bir de adam. Şimdi sen düşün bir yerde diyelim ki çalışıyorsun paranı evet. alıyorsun. Sen niye dersin ki ben paramı alamadım? Aynen öyle niye öyle bir şey diyeyim ki? Yani insanın hakkı veriliyorsa zaten Tabii. insan demez ki yani. Evet kimse benim demez. Benim hakkım verilmiyor diye. Zaten adam çıkartır dekontu koyar gönderdi parayı koyar işi bitirir zaten. Yani ben Gökhan Hoca'nın kesinlikle haksız olduğunu düşünmüyorum. Hoca bence haklı. Ben de. Hatta ben sana şöyle bir, bir şey desem de Bu oyuncular o zaman niye kadro dışı kaldı? Madem paralar ödendi atıyorum. E paralar ödenmediği için oyuncular da artık buraya geldi. Oyuncular da haklı. İçeride şey çıktı artık, artık yani. Erzincan'da tüm taraftarlar yönetimi zaten bırakmasını istiyorlar. Bu kadar basit. Zaten ben de onu anlamıyorum. İmkanın yoksa bırak ya. Yani. Tabii bırakacaksın. Devam etmeyeceksin. Mesela ben Geçen tamam. gün başkana da yazdım mesaj olarak hoca gittikten sonra. Ana başkanım gelecek bir hoca var mı ismi var mı dedim hani öğrenmek için paylaşalım hatta işte programda konuşalım gibisinden. Yani bu program için söyleyeyim ama tabii sonrasında açıklandı da daha programdan önce. O cevap bile gelmedi onunla ilgili. Yani bir şey olduğu zaman da bizi arıyorlar. Bizim mesela bir şey almamız gerekiyor bilgi yazıyor bak cevap yok. Zaten oyuncuların bu maçtan önce e, hani akşamda bir sıkıntı çıkacağı dün akşam dünkü maçtan önceki son idmanda da belliydi. Çünkü maçtan önce takımlar biliyorsunuz bir ter idmanı yaparlar. Dün Erzincanlı oyuncular sadece yürüyüş yaptı o ter idmanında. Evet. Başka bir şey yapmadılar. Onlar da zaten tepki gösterdikleri için Aynen öyle, öyle, öyle bir harekette bulundular. Onu söyleyelim. Tabii yani. ki. Yani oyuncular da haklı. Ben burada hiçbir noktada oyuncuların da Gökhan Hoca'nın da hatalı olduğunu düşünmüyorum. Ben de. Ankara Spor'un da bence bir puanının kötü olduğunu düşünmüyorum. 11 puandalar. Devre arası da onların kaliteli hamleler yaparak ligdeki kalma şanslarını arttırmaları gerektiğini düşünüyorum diyelim. Kesinlikle. E, Altay maçına yani son maçımıza geçelim. Son maçımıza geçelim. De çok da konuşacağımız bir taraf olmayacak tabii ki. Afyonspor Altay'ı konuk etti kendi evinde. Altay tecrübeli ön liberosu Ceyhun Gülselam'ın 77. dakikada attığı golle rakibini 1-0 yenerek puanını 8 yaptı ve moral buldu en azından İzmir ekibi. Ceyhun da sakatlıktan çıktı bu maçtan önce ve bu maçta 11'de yer aldı. Tecrübeli oyuncu kritik bir gole imza attı onu söyleyelim. Evet. Altay adına. Bir de Altay'da Deniz Kadah da bu maçta kulübedeydi ama süre almadı. Hı hı. O da kulübede yer aldı bu maçta. Özgür Özkaya yoktu ama tecrübelilerden. Evet. Onu belirtelim. Sakatlığı var. Neler söylersin maçın sonucu için? Allah öncelikle Altay'ın galibiyetini tebrik ediyoruz. Ee, kazanmaları gerekiyordu. Kazandılar. Tabii. 8 puan yaptılar. Eğer bu devir noktaları olursa Altay'ın ligde kalma şansı artabilir. Çünkü oyuncu getirme ihtimalleri yüksek. O yüzden bu bence Alta için kritik bir viraj, kritik bir nokta diyelim. Aynen. Tekrardan da Alta'nın galibiyetini tebrik ediyorum. Kazanan tüm takımların galibiyetlerini tebrik ediyorum. Güzel bir hafta sonu geçirdik. Haftaya da zaten 14. hafta maçlarının öncesini konuşacağız diyelim. Tekrardan ben de sana teşekkür edeyim. Ben de sana teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Bizi izleyen tüm izleyicilerimize teşekkür edelim öncelikle. Hafta sonunda da maçlarını kazanan tüm takımları kutlayalım. Herkese iyi günler. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi. <laughs>